Lenfomu tedavisine başlamalıyız. Olur. Komutan sensin, sorumluluk sende. Hatalar da senin. Olabilir. Peki bir sorun var. Hastaya cinsel hayatını sorduğunda kızı odada mıydı? Odadaydı. Baş başa konuşalım dedim ama istemediler. Hocam hasta çok netti. Yani ayrıca adam yaşlı. Yaşlı, ölü değil. Yaşlı insanların da özel hayatları vardır Memoli. Ve bu hayatın ayrıntılarını çocuklarının yanında konuşmak istemezler. Şimdi birazdan kızı yemeğe gidecek. Sana haber... Neymiş? Sana haber verecekler. Sen de bana haber vereceksin diyecektim. Bir insan lafının üstüne. Gideyim de şu ilaçlarını vereyim. Olur mu? İğneci geldi. Selam. Ben Doktor Ateş Hekimoğlu. Duyduğuma göre seks yaptığınızı kabul etmektense acıdan kıvranmayı tercih ediyormuşsunuz. Şimdi ben sorumlu doktorunuz olarak bunu bizzat bir de sizden duymak istiyorum. Acı çekmek mi istiyorsunuz? Sorumlu doktorum Mehmet Ali Bey değil miydi? Bizim hastane böyle işte. Hastalarımıza karşı aşırı sorumlu davranıyoruz. Şimdi lütfen siz de sorumlu bir hasta olun ve bize gerçeği söyleyin. Son günlerde biriyle birlikte oldunuz mu? Yani böyle bir lakırdığı kızımın yanında nasıl ederdim? Tabii canım. Minnacık kız. Kaç yaşındaydı? 22, 23. Annesiyle birlikte oldum. Yok artık. Annesiyle. Olacak iş değil. Haberi vardır herhalde kızınızın annesiyle birlikte olduğunuzdan. Yoksa leyleklere falan mı inanıyor? Eşim beni aldattı. Ve ben onu affettim. Kızım annesine kızgın ve benim aptal olduğumu düşünüyor. Şimdi tekrar görüştüğümüzü öğrenirse mahveder beni. Gurur duyun bence akıllı bir kız. Dönelim. Bu yaşa kadar bir kez olsun aşık olmuşsunuzdur herhalde doktor bey. Aşk? O, neydi o şu insanın nabzını yükselten, midesini hoplatan kelebekler melebekler oydu değil mi? Sıyıralım. Şimdi size bir antibiyotik kokteyl yapacağım. Derin nefes. Dünya durumu yeni atlatıyor. Annesiyle tekrar görüştüğümü öğrenirse ve hastalığı oradan geçtiğini anlarsa. İnsan birlikte bunca yıl geçirince bir sürü ortak arkadaşları oluyor. Hep beraber bir piknik yapalım demişler. Eski eşimi de çağırmışlar, beni de çağırdılar. Gittim tabii. Hatta köyden peynir meynir bir şeyler gelmişti. Onları da götürdüm. Akşamüstü de eşimi evine bıraktım. Geç otur 5 dakika dedi. 5 dakika oldu, 15 dakika. 1 saat, ha? Tamam. Neyse. Kızım aşkın insana aptalca şeyler yaptırdığını düşünüyor. Haksız sayılmaz. Baksana halinize. Kızım daha çok genç, bilmiyor. İnsan gerçek bir aşk yaşamak istiyorsa aptal durumuna düşmeyi göze almalı. Baba, her şey yolunda mı? Yakışıklı adam. Bir pikniğe gitmiş, orada güzel bir hanımefendiyle tanışmış. Sonra olanlar olmuş. Kim o baba? Ben tanıyor muyum? Tanıyor mu? Baba! Acil baba. Hastane! Baba! Hemşire! Çabuk, çabuk! Entübe.
Gülden furosemit verin, kirolize edin hemen. Hemen hazırlayın. Yolla bulaşan bir hastalık bunu yapar mı? Hayır. O zaman nesi var babamın? Bilmiyorum. Akciğer ödemi gelişmiş ancak zorlu diürezle çözebildik. Ama sorun akciğerinde değil. Mitral kapağında obstrüksiyona yol açan vejetasyonlar var. Şimdi cinsel yolla bulaşan bir hastalık değil bu. Lenfoma da bu kadar hızlı gitmez. O zaman ne? Kalbine, beynine ve testislerine saldıran bir hastalık ne? Olay yeri inceleme. Hadi bakalım gelsin. Streptokoz olabilir. Kültürde klamiti yüremedi. Streptokok viridans. Kalbi tutmuş olabilir. Üreme sistemini tutmaz. Ya belki de her şey birbiriyle ilişkili değildir. Adam sonuçta 65 yaşında. Birbirinden bağımsız olarak iflas eden birden fazla organı olabilir. Bir erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Hocam reflüsü yıllardır varmış, ilişkili olamaz. Ama midesinden geçen başka şeyler ilişkili olabilir. Nasıl yani? Gerek yok. Sorun akciğerlerinde değil. Kalbinde. Şimdi anlat bakalım şu memleketten gelen peyniri. Nasıl? Güzel miydi? Koyun peyniri miydi? Evet. Yumuşak mıydı? Evet. Tadı? Tadı nasıldı? Garip miydi? Yok. Ben severim taze peyniri. O zaman bir de şunun tadına bakalım. Benziyor muydu buna? Benziyor. Neden? Bu bildiğin kaşar peyniri. Üzerine sadece biraz bakteri ekledim. Bir dakika. Babama bakteri mi yedirdiniz? Benim yedirmeme gerek yok canım. Bakteriler her yerde. Hele ki memleketten gelen çiğ sütle yapılmış koyun peynirlerinde eğer ki süt iyi kaynatılmadıysa bu bakteriler bruselloza neden olur. Tam memleketten kalkıp gelir adamı hasta ederler. Şimdi size rifampisin ve doksisiklin başlayacağım. İyi de piknikte hepimiz yedik benim peyniri. Kimse hastalanmadı. Kimse hastalanmadı. Çünkü normal insanların midesinde o kadar çok asit vardır ki dışarıdan gelen bruselloza neden olan bakteriler o asitte cehennem ateşine düşmüş gibi yanarlar. Ama sizde reflü vardı. Aldığınız ilaçlar mide asitini azalttı. Dolayısıyla memleketten gelen bakteriler sindirim sisteminizde zil takıp oynadılar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.